Eski milli kaleci Beşiktaş'ın efsanevi kaptanı Necmi Mutlu ömrünün son baharında bir arsa kriziyle uğraşıyor. Bir üniversite 86 yaşındaki eski futbolcunun arsasını işgal etti ama yargı kararına rağmen 3 milyon 300 bin lirayı ödemeyi yapmadı. Necmi kaptan çaresiz, yetkililerden yardım bekliyor. Top Necmi'den tekrar ileriye uzandı. Beşiktaş'ta oynamışım ben. Milli takımda oynamışım. Vurdu Fevzi, uzandı Necmi ve gol. İki dönümdü benim arsam. 86 yaşında adamım. Ölsem ne olacak yani? Eski milli kaleci Beşiktaş'ın efsanevi bir numarası Necmi Mutlu. Yaşlanınca satar rahat ederim diye bir arsa aldı. Ama avcılardaki o arsayı üniversite işgal etti. Necmi kaptan perişan oldu. Eşim vefat etti. Hastane şeyi bilmem ne bilmem bir sürü şeylerim oldu. Herkesin bir paraya ihtiyacı var. Benim de bu paraya ihtiyacım var. Top Necmi'den tekrar ileriye uzandı. Orta çizgiyi geçti top Beşiktaşlılarda. Mütemadiyen saldırıyorlar siyah beyazlı. Beşiktaş'ın efsane ismi, Türk futboluna yıllarca gönül veren Necmi Mutlu arsa mağduru oldu. 69 senesinde aldım. Üniversite yapılmaya başlandı. İstimlak ettiler orayı. İstimlak kararının ardından dava açtı. Açılan dava yılan hikayesine döndü. Bütün mercilere başvurduk yani. Hepsinde biz haklı çıktık. 2014 yılında da Yargıtay'dan kesinleşerek ödenebilecek safhaya geldi. Mahkeme işgal edilen arsa karşılığında Necmi Mutlu'ya 3 milyon 300 bin lira şu anki parayla ödenmesine hükmetti. Ancak dava 7 yıl 8 ay önce kesinleşmesine rağmen hala hiçbir sonuç alınamadı. Üniversite ödemiyor bir paramızı. Seneler geçtikçe o zamanki şeyle kıymetlendi yani. Necmi abi gibi beklemedeyiz. Türk futboluna ve milli takıma yıllarını veren Necmi Mutlu'nun tek isteği parasının ödenmesi. Derhal bu kesinleşen mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini ve müvekkilimizin mağduriyetine son verilmesini talep ediyoruz. Burada Fevzi, uzandı Necmi ve gol.